Beklediğiniz video. Çakallar sizi. Beklediğiniz video. Starbucks'ta bugün açılış yapıyoruz. Bugün uzun zamandır beklediğiniz videoyu yapıyorum ve içeriği gerçekten clickbait değil. Gerçekten harbiden söyleyeceğim her şeyi size. Let's go. Evet dostlar, hem parkta ufak bir antrenmanımı çekeceğim size. Hem de bakın arabamı şuraya çektim, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Göremezsiniz, orada ufak bir sarı bir parça. Önce bir su alalım. Su aldıktan sonra başlayalım. Kolay gelsin. Nasılsın abla? Şu büyük su ne kadar? 2,5. Poşet gerek mi? Yok yok, poşete gerek yok da. Şuradan vereceğim ablasına. Aa. Ha, bu senin para. Şuradan vereceğim artık. Evet dostlar, cüzdanı falan koydum. Size bir şey söyleyeceğim. Arabayla ilgili video yapsam İzler misiniz? Arabamı anlatayım mı size? Fiat Coupe özellikleri, sürüşü, rahat mı, alınır mı, bilmem ne. Ama gerçi Türkiye'deki hiçbir tane Fiat Coupe'ye kefil değilim. Çünkü ben bunu alırken diğerlerini bayağı bir araştırmıştım. Türkiye'deki en temiz arabaya sahip olduğumu düşünüyorum. Kendim de çok fazla para harcadım. Dediğim gibi yani Fiat Coupe'ye kefil olup bunun özelliklerini anlatıp sizi diğer arabalara yönlendirmek istemem. Sonra ulan vanne seni dinledik de mahvolduk demeyin. Bak belki iki tane Fiat Coupe vardır ondan ayrı. Yani toplam üç tane Fiat Coupe vardır Türkiye'de. Diğer hiçbir tanesine kefil değilim yani. Gördüğünüz gibi parka geldim. Bugün hem duymak istediğiniz şeyleri size söyleyeceğim. Benim ilaç kullanıp kullanmadığımla alakalı. Bugün benim için de özel bir gün. Hayatımda ilk defa söyleyeceğim dedim size. Sen de sürekli hep benim ilaçlı olduğumu iddia ederek, siz de hep benim ilaçlı olduğumu iddia ederek yok kullandın, niye söylemedin, yok bilmem ne falan diye söylediniz ama bana inanan insanlar beni biliyor. İlk defa ufak bir şey deniyorum. Bunu videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Hem antrenmanımızı yapalım, hem de size ilaç kullandığımla alakalı ve vücuduma ne soktuğumla alakalı bir video yapacağım. Şimdi öncesine ben biraz spor yapayım. Kendimi de çekerim yani spor yaparken de. Önce bir spor yapayım. Videonun en sonuna doğru oturup ilacımla ilgili de konuşacağım sizinle. Dostlar, biraz yakından almanı istiyorum kankam. Sadece tek problem, tek olay o. Bu video beklediğiniz video. Birazdan ilaç hakkında da konuşacağım ama saat şu an 1. Akşam 6 gibi falan dövüş antrenmanım var. Ufaktan böyle çıtırdan bir antrenman yapıyorum. Yani gelip bir hava almaya geldim açıkçası. Burada bir hava alayım, bir de yaptığım antrenmanı yine ufak bir size söyleyeyim. Yine temel hareketler. Her kas grubunu çalışıyorum. Compound'i veya kompleks, yani ne isim verirseniz öyle bir antrenman sizi yapıyorum. Yani hiç dinlenmek yok. Taktik maktik yok, bam bam bam. Anladın mı? Olay o. Ufak bir antrenman yapayım. Yine bir görün nasıl antrenman yaptığımız. Dediğim gibi hep temel hareketler. Yani böyle ekstra şeyleri birazcık detaya kaçıyorum ama kaçtığım zaman daha az oluyor ama genel olarak temel hareketler baba, unutmayın. O bildiğiniz bench press, o bildiğiniz barfix sizi geliştirecek, şınav sizi geliştirecek olan hareketler. Tabi temel hareketler güzeldir, ara ara yapabilirsiniz ama genel olarak temel hareketler, anladınız? Let's go. İyi dinlendim bu arada, bir ilk daha dinleneyim. Daha şimdi çıktım, yine hard yapıyordum, yoruldum. 3 set falan yaptım, 4 set falan yaptım. Şimdi 5. yapıyorum, izleyin. Hatta çıkartsam mı üstüm? Aynen çıkartayım çünkü bu video benim için önemli. Birazdan açıklamalar yapacağım. Bu video benim için önemli. Formum da görünsün. Görünsün istiyorum formu. Oh.
Evet, bir daha. Göz. Tekrar falan yok. Yapıştırıyorsun baba. Evet, tricepsler koldan ayrıldı. Biraz daha defin olsam iyi değil mi bro? Aynen öyle. Son 5. 2. Son 1. Bu da sana gelsin o zaman ve size. İnanılmaz. Let's go. Ağır ha, diğer parktakiler gibi değil. Harbiden diğer parktakiler değil, o leş parktakiler gibi değil. Tork son seviye. Şöyle yapalım. İşte mesela ben şu an videoyu bahane ederek biraz dinleniyorum ya birkaç saniye. Bunu yapmayacaksınız. Ki. Ne yapmadık bro? Triceps. Triceps'i süperset yapacağım. Ama harbiden bir süperset yapacağım şu şekilde. Zıpladığımı görmediler değil mi en sonunda? Görmesinler. Evet, antrenmanın son hareketi. Son hareket. Bundan sonra dinleniyorsun. O yüzden bütün gücünü vermelisin. Kollarım. Görüyorsunuz formu. Peace. Şimdi hatta direkt şu anda da açıklamayı yapsam mı? Bu arada bro, elini şuraya koymamanı şu şekilde iki parmağını tutabilir misin? Aynen. Tamam. Orada çünkü mikrofon var. Evet, tamam. Ben de sürekli yanlışlıkla tutuyorum. Çocuklar diyor abi ses gelmiyor bilmem ne. İlaç olayını da anlatıyorum size. Hatta senin hiç tutmana gerek yok. Ver bana baba. Sen antrenmanını yap. Arkadaşlar size açıklıyorum ilaç konusunu. Ben bu zamana kadar vücuduma asla testosteron anabolik steroid sokmadım. Siz ne kadar bana inanmasanız da ben vücuduma asla anabolik steroid sokmadım, sokmam da. Bunu size söylüyorum. Param yokken anabolik steroid alıp hani sadece ilaç yapmak için son parasıyla anabolik steroid alıp sonra yemeğe parası kalmayan azimli ama yanlış düşünceli çocuklardan asla değilim. Param yoksa yapmam, param varsa en kralını yaparım. Bunu da söylüyorum, fragman growth gibi. Şimdi, biraz önce formumu gördünüz ve ben
İnanın bu zamana kadar ilaçsız geldim. Yarış dışında diyeyim. Yarış dışında da hiçbir zaman anabolik steroid kullanmadım ama yani öyle tablet bir şeyler, işte daha sert durmak için, daha damarlı durmak için tablet bir şeyler aldım tabii. Bunları geçiyorum ama onlarlık bir durum yok yani. Onları hiç yapmadım farz edin. O zamanlar bile normal bir formumdaydım. Küçüktüm zaten. Küçük ve inanılmaz kuru ve parçalıydım. Çünkü diyetimi çok iyi yapıyordum. Neyse, o zamanlar bile kullanmadım bakın. Siz bana inanmıyorsunuz ama ben o zamanlarda bile ilaç kullanmadım. Şimdi ne kullandım? Yani bugün neye başladım? Bugün Growth kullanmaya başladım dostlarım. Yine çok fazla değil. Bakın itiraf ediyorum. Growth kullanmaya başladım. Evet. Şu şekilde iki kalem aldım kendime. 32 ünitelik iki kalem aldım. Bir kalemini hani böyle iki hafta bile değil. Üç haftada yayacak kadar az kullanıyorum. Yani günde şöyle bir 7 ünite falan alıyorum. Eğer testosteron da almış olsaydım yanında, inanın bana günde 15 üniteye kadar enjekte ederdim kendime. Şöyle bir genel bir görüş var. Growth vücuttaki doğal testosteron hormonunu baskılar. Dolayısıyla growth testosteronsuz olmaz diyenler var. Ben buna karşıyım. Yani bunu kimler derler biliyor musun? Buna klasik fizikçiler derler. Bunu fazla fizik olması isteyenler derler. Ama ben atletik fizikle ilgilenen birisi olarak gayet de vücudumdaki doğal testosteronla minik minik growth değdirerek çok iyi bir fiziğe sahip olacağımı düşünüyorum. Hep birlikte göreceğiz. İlk günümü çektim, bayağı bir toparladım. Zaten benim ilaçsız bir şekilde ne kadar hızlı toparlandığımı, ne kadar damarlı durduğumu, ne kadar çabuk kilo aldığımı, ne kadar çabuk kilo verdiğimi. Yani anatomim ve genetiğim konusunda çok şanslıyım ben. Hem estetik görünüyor, hem nasıl beslensem, nasıl antrenman yapsam. Tabii biraz da ben vücudumu tanıyorum. Hemen reaksiyon gösteriyor vücudum ve tam istediğim gibi oluyor. Şimdi testosteron almadan vücuduma, yani vücudumdaki doğal testosteronla minik minik günlük growth almaya başladım. Bunu da size söylüyorum. Formumu tekrar çekeriz. Pump'ım kaçtı bayağı ama pump'sız bir şekilde de çekeriz formumu. Bu videoda kalsın. Growth'a başladım ilk günüm. Bir ay sonra, 1,5 ay sonra growth'un kafası gelmeye başlar, 2 hafta sonra falan. Yine çekerim ara ara formumu. Yine gösteririm size. Dediğine demek istediğimi anlayın. Anabolik steroid almadan growth, bak %90 vücut geliştirme hocası, yarışmacısı testosteronsuz kür olmaz derler. Evet, testosteronsuz kür olmaz. Anabolik steroid kürü testosteronsuz olmaz. Ancak ben vücuduma minik minik growth değdirerek en kral verimi alacağımı düşünüyorum. Growth bile testosteronsuz olmaz diyen hocalara örnek olacak bir video. Olup olmayacağını göstereceğim. Ben adım gibi eminim. Çünkü çok fazla öğrencime de yaptırdım, açık söyleyeyim. Çok fazla öğrencime de testosteron sokturmadan en sağlıklı, en ucuz, en güzel şekilde sadece growth'ta hayvan gibi verim aldığını gördüm. Dediğim gibi beslenme falan tabii çok önemli. Dinlenme falan, bunları söylemiyorum artık size. Son bir formumu göstereyim. İlaç kullandığım zaman itiraf edeceğim dedim. Ve bu video o video. İtiraf ediyorum. Kullanmaya başladım. Bu bir anabolik steroid değil ama sonuçta ilaç olarak geçer. Yani insan doğal büyüme hormonu. Ama minik minik öyle bir değdiriyorum. Bakalım neler olacak. Brom, sana zahmet şunu sadece biraz daha bana tutar mısın? Bir göstereyim. Çocuklara göstereyim tekrar formu. Gördüğünüz gibi. Form kalsın. GT'de güzelce başladım. Bu formu arada bir bakarız. Bir ay sonra attığım fotoğrafla şu anki formumu da karşılaştırırız. Amacım ne biliyor musunuz? Amacım biraz daha parçalı, ilaçlı olduğum belli olsun. Yani kaslarım sert dursun. Bir tık damarlı ve güzel bir define bir fizik istiyorum. Ona ulaşana kadar devam. İlacı sadece kapısını merak ettim. Denemek istedim, açık söyleyeyim. Çünkü ben öğrencilere ne kullandırıyorum diye ufak bir denemek istedim vücudumda. Eyvallah bro. Yeter bu kadar vücut. Son olarak da şunu söylüyorum ve bu videoyu bitiriyorum. Öncelikle izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz de Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir de
Burdur Bucak'ta benim bir arkadaşım Alican, Uğur Alican diye bir arkadaşım Club Sporium diye bir yer açtı. Ona ismini unuttum biliyor musun sporcu? O yüzden diyorum. Club Sporium diye bir yer açtı aynen. Ondan baktım, Instagram'dan baktım. Burdur'da, Bucak'ta yine unuttum. Instagram'dan baktım, yine unuttum. Antrenman kafası. Club Sporium diye bir yer açtı. Buradan onu çok çok tebrik ediyorum. Benim o çocukla, yani nereden arkadaşlarım? O çocukla ben 2 sene boyunca aynı spor salonunda çalıştım. Çok güzel, çok temiz kalpli bir çocuk. Ona buradan çok tebrik ediyorum. Oraya geleceğim, inşallah geleceğim. Burdur Bucağı. Zaten orada arkadaşlarım var. Görmem gereken insanlar da var. Onlar kendini biliyorlar. Hem onları görürüm, hem onlara bir selam veririm. Hem de ya asıl alacağım için gidiyorum zaten ama gitmişken onları da göreceğim. Alican'a tebriğe gideceğim. Instagram'dan zaten paylaşırım. Görürsünüz. Orada olanlar gelir. Buradan tekrardan Burdur Bucak'ta spor salonu açan, Club Sporium açan Alican, Uğur kardeşime hayırlı olsun diyorum. Bol kazançlar, bol bereketli kazançlar. Allah yar ve yardımcın olsun diyeyim. Utandırmasın seni Allah diyeyim. Helal güzel paralar kazan oradan. Tekrardan tebrik ediyorum brocum. Bu videoyu da kapatıyorum. Dediğim gibi beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Burdur'daki arkadaşları da benim selamımı söyleyerek Alican'ın kılavuna girin. Deyin ki van neden geliyorum bana bir indirim yap brocum diyeyim. O da ufak bir indirim yapsın bizi kırmasın. Ufak yani temsili yani öyle ufaktan hani adımızın hani ufak bir temsili bir indirim yapsın. Çocuklar oraya kaydolsun. Seviyorum sizi. Allah'a emanetsiniz. İyi bakın kendinize. Son olarak videoya bunu da ekleyeyim. Bu manikür değil mi abla? Evet. Manikür yaptırıp ağırlık çalışmaya gideceğim birazdan. Melek abla delik düzünde Angel kuafı. Bak gördüğünüz gibi. Birazdan dışarıdan görünüşünü de çekerim. Artık ağırlık kaldırmaya gidebilirim. Manikürle ellerle ağırlık kaldırmaya gidiyorum. Ama şaka bu. Gerekli biliyorsunuz hani. Kendinize değer vermek arada güzel oluyor. Kendinize ilgilenmek, motivasyon katmak güzel oluyor. Böyle güzel bir pilavcıya geldim. Beylikdüzü'nde bir yer burası da. Burada güzel bir tavuk pilavımı yiyeyim ama tabii normal bir tavuk pilav yemeyeceğim. Tabii biraz farklı bir tavuk pilav yiyeceğim. Ondan sonra kaçıyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kuaförün dış görünüşünü gösterecektim size. Unuttum onu. Beylikdüzü'nde Angel kuaför işte. Melek abla ilgileniyor benimle sağ olsun. Ne istersem yapıyor. Çok da bir şey istemiyorum zaten. Bir manikür yaptırıyorum ona. Başka da bir şey yaptırdığım yok gerçi. Gidiyorum görüyorum işte onu. Öyle. Bazen saçımı kesiyor falan o kadar. İyi bakın kendinize.